Arkadaşlar, bugün sizinle sarsılmazın Bernardelli modelini inceleyeceğiz. Sarsılmazın Bernardelli modeli şu anda Bernardelli üretmemekte çıkartıyor. Bunun B6, B6C olarak kısası bendekinin aynısı ve bir uzunlar olarak da üretilmekte şu anda. Silahımız dıştan şöyle bakalım. Elimizdeki silah şu anda paslamaz çelik diye geçen versiyon. Yalnızca şarjörü boş. Kenara ayırıyoruz. Önce silahımızı sökelim. Söktükten sonra konuşmaya devam edelim. Silahımızı sökmek için şurada iki tane nokta var. Bunu üst üste getiriyorsunuz. Sonra daha süre kaldığında sökme manevrasını buradan basarak silah söküyorsunuz. Bastırdım. Sonra bunu buradan çıkartıyorum. Çıkarttık. Daha sonra kıza öne doğru çekiyoruz ve silah sökülmüştür. Altı son derece hafif. İcra milli ve yayını çıkartıyorum. Silahta bunlarda çift yay konulmuş. İçte ve dışta iki yay kullanılmış. Daha mukavemeti sağlam olsun diye. Silahın üst namlu ve kapak kısmı dövme çelikle üretilmiş zaten. Alt gövde polimer. Alt gövdede iki tane alt gövdenin içine gömülmüş, alt gövdenin içine. Üst kapakta ise zaten sarsılmazların standart boydan boya rayları var. Zaten sarsılmazın çoğu modeli zaten CZ-75 klonu. Bunların hepsi CZ-75 klonu sayılır. Coplonic sistemi, kil sistemi var. Çift namlu kildi var. Namlusu kısa olduğu için özellikle bu modellerin sesi normal uzun modele göre çok daha fazla çıkmakta. Taşımasında 14'lü bir silah olmasına karşın diğer uzun modellere göre 11-12 milim daha küçük olması. Taşıması biraz daha rahat. Silah zaten hafiflik kısmına gelince silah az sonra dağıtacağım. Hocam konuşuruz gene. Standart üst kapakta gene üst kapakta iğne bloğu var. Yani siz tetiği tam anlamıyla göçmediğiniz sürece, şurada bir parça var. Bunu tam anlamıyla tetiğe göçmediğiniz sürece, basmadığınız sürece iğnenin yolu açılmıyor ve iğne hiçbir şekilde kapsüle vurup patlatamıyor. Şu anda diyeceğim başka bir şey yok. Bu binlerce mermi atmış bir silah olmasına karşı namlunun içinde en küçük bir korozyon, en küçük bir hata, en küçük bir çizik dahi olmadı. Silah 2000'li yıllarda almış bir silah bu silah. Yani sağlamlığı diyebiliriz. Hatta başka bir şey. Ama sonuçta sarsılmaz her türlü yaptığı ürünlerde en kalitesini kullandığını söyleyebiliriz. Yani jarjör kısmına gelince jarjör işi biraz tartışılır. O yoruma açık. Alt gövdede gene aynı şekilde paslanmaz çelik şeridi. Horoz, tetik, emniyet sistemi. Bunlar gene aynı şekilde paslanmaz çelik ve krom olarak kullanılmış. Alt gövdenin içine tetik grubu oturtulmuş. Standart, çok basit diyebileceğimiz bir iç yapısı var. Zaten CZ klonlarına çok benziyor. CZ'ye çok benziyor. CZ-75 özellikle. İç yapısı çok benziyor. Standart sarsılmazın hepsinde aynı aşağı yukarı. Silahımızı toplayalım. Üst kapağımızı önce namlumuzu bırakıyoruz. Daha sonra icra milli yayımızı yerine oturtuyoruz. Oturttuktan sonra silahımızı güzelce yerine oturtuyoruz şu şekilde. Oturttuk. Oturttuktan sonra gene aynı şekilde sökme malevemizi yerine sokuyoruz. Ve silahımız oturmuştur. Silahımızın tetik ağırlığı ortalama 2,5-3 gram, 3 kilogram ağırlığında. Şayet bu biraz
2 kiloya kadar düşmüş sayılabilir. Çünkü çok atış yapılmış bir silah bu silah. Şu anda çok keskin bir tetiği var benimkinin. Gördüğünüz gibi çok küçük, çok güzel, taşımak için 10 numara bir silah. Bu silah şu anda eşimin adına, benim değil şu anda eşimin adına, daha önce ben taşıma ruhsatlıydı, şu anda eşimin adına bu silah. Ben bunu çok atışlar yaptım, çok beğendim, çok güzel. Eski atış videolarımı eğer bulabilirsem şayet size başka bir videoda bu silahla çok güzel atış videolarım olması lazım ama çok eski 7-8-10 sene önce olduğu için hani bulup bulamayacağım bilemiyorum ama bulursam da size genel aynı şekilde bir video olarak yükleyeceğim. Silahla diyeceğim başka bir şey yok. Şarjörünü normal sarsılmazın diğer şarjöründen biraz daha kısa 13 artı 1 14 tane alıyor toplamda silah. Altına böyle kalın plastik yapmışlar. Çünkü tuttuğumuzda normal bir atıcının elinde serçe parmağı boşta kalıyor. Bunu oturttuğumuzda tam anlamıyla şu anda elimi kavramış oluyor. Silah gördüğünüz gibi güzel bir silah. Nişan hattı gayet güzel, keskin. Siyah gez, arpacık, zaten silahın kendi içeriği. Nişan hattı çok güzel. İnce bir nişan hattı kullanmışlar. Üstte sarsılmazın çoğunda zaten aynı şekilde. Keskin bir nişan almamızı sağlıyor. Tetik ağırlığına değinmiştim. Tetik ağırlığı bunun normalden de çok ata ata artık iyice tetiği yumuşamış. Silahın, ayrıyetten silahın şeyine gelelim. Silah çift hareketli bir silah. Yani silah atış ettik diyelim. Silah çaktı. Patlamadı mı? İçindeki mühimmat patlamadı. Tekrar tete sonuna kadar çekip tekrar patlatma ihtimalimiz var. Bu güzel bir özellik. Şarjı çıkan aynı zamanda silah dükkanda çift hareketli olması sağmalı anlamına geliyor. Sağmalı diyoruz biz. Şarjörü yine kenara koyalım. Ve şu anda elektronik dartım var bir tane. Bir bakalım kaç boş ağırlığına kadar. Silahın şarjörsüz baş ağırlığı 630 gram. Ortalama 80-90 gram da şarjördür. Silahın boş ağırlığı 710 gram. Ortalama içine 14 tane de mermi koyduğunuzda ortalama 150 gram da bu yapar. Ortalama silah 850-860 gram dolu ağırlığa sahip bir silah. Yani taşınmak için mükemmel bir silah bu silah. Silah hakkında diyeceklerimiz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videoların gelmesini istiyorsanız da özellikle de atış videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklar sunum. İyi günler. Hoşça kalın. Ha ha ha!